Dünyanın tamamını etkisi altına alan COVID-19 hastalığı giderek yaygınlaşıyor ve giderek daha çok can alıyor. Küresel düzeyde hasta sayısının 600 bine, ölü sayısının 27 bine yaklaştığı bu büyük felaket herkesle birlikte bizi de etkilemiştir. Ülkemizde de bugün itibariyle 5698 tespit edilmiş toplam vaka ve maalesef 92 can kaybı vardır. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 344 iken bunların 42'si iyileşmiştir. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rehavete kapılmayacağız. Çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız. Çünkü bu tehdide karşı gerçekten sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Bir yandan devlet olarak biz her türlü tedbiri alacağız. Diğer yandan vatandaşlarımızın her biri kendi bireysel tedbirlerini alacak en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartarak bu kesime yeni bir nefes daha aldırdık. Ayrıca emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme tarihini de Nisan başına çektik. İstihdamı korumak amacıyla kısa çalışma ödeneğinin şartlarını kolaylaştırdık. Aynı amaçla telafi çalışma süresini azalttık. Ülkemizde 2 milyon dar gelirli haneye biner lira nakit desteği veriyoruz. Üretimin ve ihracatın devamı en önemli önceliğimizdir. Bunun için sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı rahatlatacak tedbirleri de hayata geçirdik. Milletimizin her bir ferdi devletinin tüm imkanlarıyla yanında olduğunu biliyor. Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da açıkta kalmasına da mağduriyetine de istiskaline de izin vermeyiz. Kabine içi ve uluslararası iletişimimizi telekonferans yöntemiyle hiçbir kesintiye ve aksaklığa meydan vermeksizin sürdürüyoruz. Kabine toplantımızı her hafta telekonferansla bundan sonra gerçekleştireceğiz. Gün itibariyle de her pazartesi bundan böyle bizler kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdık. Hepsi de milletimizin sağlığı, huzuru, güvenliği ve geleceği için uygulanacak bu tedbirleri sizlere bu akşam buradan ifade etmek istiyorum. Bir, şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır. İki, kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir. 3. toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır. Dört, piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak. Hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bir arada bulunulamayacaktır. Beş, askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır. Altı, yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir. Yedi, tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirlerde yine burada kararlaştırılacaktır. Şimdi asıl önemli olan yere geliyorum. Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyük şehirlerimiz olmak üzere 30 büyük şehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir. 30'un dışındakileri şimdilik saymıyorum. Sadece 30 büyük şehri sayıyorum. Buralarda titizlikle bunun uygulanmasına geçilecektir. Dolayısıyla bu 30 büyük şehrimizin valisi bu kararlılığı uygulamada alttaki kurullarıyla birlikte gösterecektir. Ev ve iş yeri dahil her ortamda sosyal mesafeye dikkat ederek toplu taşıma araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmayarak Alışveriş ihtiyacı dışında sokağa çıkmayarak temizliğimize hassasiyet göstererek tedbirlerin etkinliğini artırmamız şarttır. Milletimizden sabır, fedakarlık ve dirayet bekliyoruz. Şayet bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz. Ne demek gönüllü karantina? Yani evimizden çıkmayacak.